Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından Sora Sora programından herkese merhaba. Değerli konuklarım var benimle birlikte stüdyomuzda. Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Cerit'i ağırlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Bayraktaroğlu da bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Biz şimdi hep birlikte Beşiktaş'ın Bırakmam Seni kampanyasını tüm detaylarıyla konuşuyor olacağız. Evet. Aklında soru işaretleri olan, merak edenler varsa yayınımız anlık olarak sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlanıyor. Şimdi benim gözüm bir taraftan orayı da takip ediyor olacak. Sorularınızla yanıtlamaya çalışırız. Kampanyaya destek olmak isteyen varsa, merak ettikleri varsa yanıtlamaya çalışacağız. Bir taraftan da tabii vaktimizin sonlarına doğru da derneğin faaliyetlerini de bir konuşmadan geçmeyelim istiyoruz. Malum zor da bir süreç geçiriyor tüm dünya pandemiyle birlikte. Hem bunun spora yansımalarını hem kulübe derneğe yansımalarını da belki ara ara konuşuruz. Tabii ki. Şimdi öncelikle dilerseniz bu kampanya için bir reklam tanıtımı hazırlandı. Evet. Onu bir ekranlarınıza taşıyalım, ardından kampanyayı konuşalım. Çanakkale'den haber var. Hayır olsun. Kazım Bey. Şehit mi? Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Cebinde bulmuşlar. Ne yazmış? Marş. Beşiktaş'ımıza. Arkadaşız. Lakin arkamız daha var. Hey gidi Kazım. Vatanı da Beşiktaş'ı da bırak. Biz 11 arkadaşız. Lakin arkamızda daha var. Şimdi Beşiktaş yeniden ayağa kalkıyor. Çünkü arkasında taraftarı ve Türkiye var. Bırakmayacağız. Bırakmam seni. Bırakmam yaz 1903'e. Şimdi konuşalım bu kampanyanın detaylarını. Bırakmam Seni kampanyası nasıl doğdu, hangi amaçla yapıldı? İsterseniz onunla başlayalım. Tabii. Öncelikle herkese merhaba. İyi yayınlar diliyorum size de. Bizi ağırladığınız için TV'den ailesine teşekkür ediyoruz. Bu kampanyayı anlatabilmek adına bizim için çok önemli bir fırsat bu. Ben şuradan bir giriş yaparken malum çok zor bir süreçten geçiyor tüm dünya. Bu COVID-19 salgını döneminde hayatını kaybeden insanlara, tüm dünyadaki insanlara başsağlığı diliyorum. Ve bu yorucu dönemde emek veren tüm sağlık çalışanlarına da emekleri için, hala daha devam eden emekleri için teşekkür ediyorum. Bırakmam Seni kampanyası Beşiktaş'ımızın aslında tüm kulüplerin, ülkemizdeki tüm kulüplerin içinde yaşadığı bu maddi darboğaz döneminde tüm en azından bütün taraftarlara erişerek, bu yardım kampanyasını düzenleyerek bir destek çağrısına ulaşabilmek adına başlayan bir kampanya. Aslında daha önce ilan edilecekti. Çok daha kapsamlı bir kampanyaydı. Kulübümüz yılbaşından itibaren bu çalışmalara başladı. Bizleri kulüpte ağırladılar ve kulüpte tüm derneklere, tüm kongrelerine bilgilendirmeler yaptılar. Her ilde neler yapılması gerekiyor bununla ilgili çok kapsamlı bir projeydi bu. Daha büyük bir gelir hedefleniyordu ama malum sebepten dolayı Mart ayından sonra proje biraz küçültülmüş haliyle artık bugünlerde ilan edilebildi. Asıl ilan tarihi 19.03, yani 19 Mart tüm Beşiktaşlılar bilirler, bu Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak anılır. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde o gün çeşitli eğlenceler tertiplenir. Zaten kulüp için o dönemlerde çeşitli gelirler toplanırdı. Biz dernekler olarak topladığımız gelirleri kulübümüze ulaştırırdık. Ama şu anda tabii bu gecelerin hiçbirisi yapılamadığı için bugünlere kadar geldik. Projenin adı da Bırakmam Seni. İyi günde, kötü günde, Beşiktaş'ı hiçbir zaman, hiçbir koşul altında
bırakmamak adına bu isim seçildi kulüp yönetimimiz tarafından. Bence de gayet başarılı bir proje ismi. Bu şekilde yol almaya çalışıyoruz. Şimdi çünkü bazıları acaba pandemi süreciyle mi paralel yürütüldü dedi. Öncesinden hazırlıklar tabii, varmış. Bu çok önceden başlatılan bir proje. Geçmişte de örnekleri var. Yani 80'li yıllarda da bir Kibritçak adı altında o zaman Süleyman Seba Başkanımızın, Onursal Başkanımızın önderliğinde de bu olmuştu. Ne yazık ki kulüplerin zaman zaman bu geçiş dönemlerinde ekonomik krizleri olduğu için taraftarda en küçük bağış miktarı olan 20 TL ile bir SMS atarak projeye katılabiliyor. Bu sebeple isminin Bırakmam Seni olarak gelmesi pandemiden çok çok önce planlanmış bir şey. Hı hı. Oradan geliyor, geriden şimdi geliyor. Peki çalışma nasıl yürüyor? Nasıl katılım? Sizde daha çok sorular soranlar var mı? Evet, nasıl var kampanyaya mı? Destek verebiliriz diye ya da ölçülüyor mu ne kadar destek sağlandı? Evet, bu sayaçtan bahsedebiliriz. Bırakmam Seni org sitesinde tüm bağışların detaylarıyla ilgili, her ne yolla bağış yapılabileceği ile ilgili çok detaylı bilgiler var. Orada da bir sayaç var. O sayacın özelliği aslında sembolikten çok öte. En küçük yardım miktarından en büyük yardım miktarına kadar her biri bir sayaç, bir hane attırıyor rakamı. Bu yüzden 20 TL bir SMS atan arkadaşımızla binlerce lira bağış yapan, sağ olsun böyle bağışlar yapanlar da var. Bağışın sayısı anlamında hepsi bir adet atılıyor ama biz ne kadar çok sayı artarsa aslında biraz daha moralleniyoruz. Evet. Değil mi Semra Hanım? Evet. Yani sayı ne kadar artarsa bizim için kulübümüz adına biraz daha moral artmış oluyor. Tabii hacim de büyüyor. Zaten biraz daha büyük yardım kampanyalarına da kulüp de başlayacak yakında. Çeşitli firmalara, şahıslara ulaşmaya çalışacaklar. Aydın'dan ilgi nasıl? Sizin vasıtanızla belki soranlar, konuşanlar oluyordur kampanyaya. Yani ben daha çok değil de Taşkın Bey bunun daha örneklerini verebilir. Ben de kadınlar çok fazla futbola ağırlıklı olmadığı için yani ben de biraz kampanyaya destek daha çok erkeklerden mi geliyor yani o zaman? Yani aslında tabii genel olarak herkes genel olarak ulaşmaya çalışıyor. Aydın biraz daha bu hareket şununla ilgili aslında Ayşegül Hanım. Şehrinizde takımınızı ne kadar canlı tutabiliyorsanız kampanyada aynı şekilde geri dönüş sağlıyor. Biz bu anlamda Aydın'da şanslıyız çünkü Aydın Beşiktaşlar Derneği bugün Aydın'da geçen herhangi bir spor sever bizim takımımızı tutmasına gerek yok. Mutlaka biliyordur. Biz bu anlamda 7-8 yıldır bu algıyı çok iyi oluşturduk. Ama her şehirde aynı duyarlılık ve aynı duyma kapasitesi yok. Biz bu anlamda şanslıyız. Kampanyayı kulübümüz aracılığıyla duyurduğumuzda, ilan ettiğimizde hemen üyelerimizden veya üyemiz olmayan tüm Beşiktaşlardan SMS'li geri dönüşler, bağış kampanyaları biz zaten kampanya ilan edildiği ilk gün derneğimiz adına, dernek yönetimimiz hemen hızlı karar verdi. 1903 TL bir bağışta dernek yönetimimizden yaptık. Bunu da üyelerimize de duyurduk. Bunun yanında tüm üyelerimizden de çok ciddi bir katılım var. Aydın bence ilk 5 şehir arasında geliyor bu kampanya içerisinde. Aa, süper. Şimdi izleyenlerimizden çok selamlar yollayanlar da var üstümde kalmasın. Sosyal medyadan takip edip bir taraftan da özellikle başkana sorar mısınız? Ulusal kanallarda da yayınlanacak bağışlar için bir program olacak mı? Ya da canlı bir program yapılma planı var mı? Zannediyorum ki kampanyayla ilgili bir soru. Var. Bir çalışma var bununla ilgili. Şu an kanal ismi netleşmedi. Evet. Ama çok yaygın bilinen bir kanalla görüşülüyor. Çok kısa sürede ilan edecek kulübümüz bunu. Ve oradan da büyük bağış kampanyalarının başlangıcı için start verilmiş olacak. Gürcay Girgin'in sorusu bu arada. Evet, teşekkür edelim. Diğer izleyenlerimize de öyle selamlar yollayanlar da var. Üzerimde kalmasın. Şimdi detaylarını merak edenler zaten site, az önce bahsettiğiniz siteden çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde siteye girdiklerinde yani hangi adımı atmak istediklerini kolay bir şekilde bulabilirler. Para aktarabiliyorlar IBAN yoluyla, SMS yoluyla destek olabiliyorlar. PTT şubeleri aracılığıyla transfer yapabiliyorlar. Yani bu anlamda hani şey yok açıkçası, biraz tabiri caizse şöyle anlatayım. Ya ben yapacağım ama nasıl göndereceğim, nasıl ulaştıracağım demek için kulübümüz hiçbir kapıyı açık kapalı bırakmamış. Her yer açık. Tüm kanallardan destek olunabiliyor. En yaygın kullanılanı şu an zaten sağ olsunlar ekrana yansıttılar. Evet, ekrana en geldi. Yaygın kullanılanı SMS, en pratik olanı.
Ama büyük bağışlar için IBAN numaralarını kullanıyoruz. Yurt dışından da bağışçılar var. Sağ olsunlar, çünkü Beşiktaş biliyorsunuz bir dünya kulübü. Her yerde bizim destekçimiz var. Yurt dışından katılanlar için de USD ve Euro anlamında IBAN numaralarımız oluşturuldu. Bu şekilde bağışları ulaştırabiliyorlar. Projenin en güzel yanı bence Ayşegül Hanım şu: hiçbir şekilde kulübe dahi gitseniz elden bir para akışı yapamıyorsunuz. Yani evet, kafada bir soru işareti yaratan, ya benim param ulaştı mı, benim bağışım ulaştı mı diye düşünecek hiçbir şey yok. Emin olsun bağış yapmayı düşünen Beşiktaşlılar. Aslında diğer takım taraftarlarından da çok sempatik hareketler oluyor bu tip dönemlerde. Bağış yapmak isteyen herkese diyeyim, yaptıkları her bir kuruş mutlaka Beşiktaş'ın bir yarasına derman olmak için birinci adresten ulaşıyor. Hiçbir şekilde araya bir elçi, aracı, kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Bu şimdi konuda risk olsunlar. Demek ki centilmence hareketler de gerçekleşiyor. Farklı. Oluyor bu tip dönemlerde, karşılaşılıyor böyle şeylerle. Geçen yıllarda diğer takımların da yaptığı projeler olmuştu. Onlara da ben o zaman da görmüştüm. Bizim Beşiktaşlı fenomen taraftarlarımızdan da katılanlar olmuştu. Şimdi de duyuyoruz. Özellikle sosyal medyada ve medya kuruluşlarında faal olan bazı kişiler ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söylüyor. Bu bence hani bizim Türk insanının en darda kaldığında komşusunu koşar ya yardımına. Evet. Bu biraz bununla ilgili. Maça çıkarız, sahaya çıkarız. Her zaman rakibiz. Her zaman bizim ezeli rakiplerimiz. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor başta olmak üzere. Ama bunlar özel dönemler. Bu tip dönemlerde kim elini açtıysa, bizim Türk insanının zaten doğasında var bu. O yardım eline duyarsız kalınmıyor. Evet. Ben bunu aslında şeyde karşılamıyorum. Çok fanatizmle de yaklaşmıyorum. Bu bir acizlik göstergesi değil. Tabiri caizse bugün bana yarın sana gibi düşünmek daha mantıklı. Şimdi bir izleyenimiz de demiş ki, sayı biraz düşük mü sizce bağış sayısı? Tatil ya da pandemi süreçleri etkilemiş olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz ya da neye bağlıyorsunuz? Ben sormuş. Yani tabii ki de pandemi çok etkiledi. Ama daha bence tam duyuramadık. Evet. Sizlerin sayesinde medyayla artı görsellerle sayenizde duyurup daha çoğaltmayı düşünüyoruz zaten. Hedefimiz daha yüksek ama çok yeni zaten. 12 Haziran'da 12, yani. Evet, daha çok yeni. Daha duyulmadı. Duyulmadığı için rakamlar bence küçük. Evet. Bir de tabii ne yazık ki biraz da zor bir dönem. Doğru. Yani herkesin geçim derdinin hat safhada yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. Burada şeye girmeyeceğim. Ya 20 TL değil mi? 20 TL'yi veremeyecek olan. Gerçekten 20 TL'yi daha hesap eden insanımız var. Bunlar bizimle beraber yaşıyorlar. Evet, doğru. Bu da çok normal. İnsanların geçim kaygısını. Zaten kampanyanın güzelliği de bu. Başkanımız da böyle söylemişti. Lütfen kimse kendi hayat geçiminden fedakarlık etmesin. Beşiktaş'a ayıracak olduğu 1 TL'yi bile hesap ederek göndersin demişlerdi. Ben sayının artacağından çok ümitliyim. Çünkü yeni başladık. Aydın'da bile biz daha birkaç gün oldu faaliyete geçir. İşte sağ olun Denge Yayın Grubu'nun internet gazetesinde, basılı gazetelerinde, işte bugünden itibaren sanıyorum TV'de de dönecek. Ayrıca burada Aydın'da yerel radyoda Nihal Ajans sağ olsun, o da projeyi sahiplendi. Onlar da bugünden itibaren başladılar. İşte şehir içi minibüslerinde, şehir içi minibüsleri başkanı Okan Yalçın bizim, o da üyemiz, kıymetli üyemiz, Beşiktaşlıdır. O sağ olsun minibüsleri astı. Belediyemize, Büyükşehir Belediye'mize başvurduk. Efer Ağabey Belediye'mizin alanlarına başvuracağız. Tüm alanları kullanacağız. Daha yeni yeni başlıyor. Yani bu bırakmam seni aslında o video sanki bir reklam gibi de algılanabilir. Çünkü çok da güzel bir video olmuş. Evet. Çok duygusal bir video olmuş. Yavaş yavaş bundan sonra sayının ben çok şiddetli artacağını düşünüyorum. Maçların seyircisiz oynanması da emin olun çok büyük bir faktör. O artışın olmamasında. Çünkü biz maça gittiğimizde... Şimdi tabii tam tersi olsaydı mesela böyle bir kampanya seyircili ve böyle tabii zor bir döneme, maddi manevi zor bir döneme gelmemiş olsaydı tabii seyir mutlaka farklı olurdu. Biz bugün yönetim kurulumuzda bir toplantı yaptık. Mini bir toplantıydı. O toplantıda da bir proje ürettik hemen. Bizim işletme sahibi, özel işletme sahibi üyelerimiz aracılığıyla, daha proje tam şekillenmedi ama yapım aşamasında diyelim, birkaç gün ilan edeceğiz. Bırakmam seni projesine en azından bir SMS'te destek veren kişilere hemen mağaza içerisinde destek verirlerse, o mağazalarda
gösterdiğinde indirim alması yönünden bir ortak işbirliğine girmeyi düşünüyoruz. Aa, güzel. Aydın'daki üyelerimize bu konuda temas edeceğiz. Özellikle iş kolu buna uygun olan firmalarla bu çalışmayı yapmayı düşünüyoruz. İki tarafında kulübümüzün de kazanacağı bir iş olsun. Orada tatlı bir sempatik bir ortam olsun diye düşünüyoruz. Bu alanda birçok kişi birden fazla SMS atmış olabilir. Şimdi hepimiz eminim ki bizi izleyen birçok Beşiktaşlı arkadaşımız zaten o diyordur ki ben SMS'imi attım. Hı hı. Evet ama gerçekten o bir SMS'ten çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ya bu toplanan paraların çok çok ciddi rakamlara ulaşması lazım ki bir hedef koymadı kulübümüz bununla ilgili. Ben de katılıyorum hedef konulmamasına ama futbolcu maaşları, tüm giderler, bu pandemi döneminde taraftar gelirleri kapandı. Bir kulübün o gün maçının oynanmaması demek çok çok büyük rakamlarla telaffuz eden rakamların gelir hanesine yazılamaması demek. Evet. Çünkü sadece maç bileti olarak düşünmüyoruz bunu. O gün gidip Kartal yuvalarından alışveriş yapılması, maç günü stadın çeşitli alanlarından tüketim yapılıyor. Bunların hepsi ne yazık ki bu dönemde yok. Seyircisiz oynanan maçlar değil ama bütün giderler akmaya devam ediyor. Tabii. Bu sebeple yani bir SMS'e ne olur demesinler. Mutlaka mutlaka güçlerinin yettiği kadar SMS havale destek bekliyoruz. Hı hı. Şimdi internet sitesini bir kez daha paylaşabilir misiniz diye bir izleyenim sormuş. Adresini bir verelim mi? Bırakmamseni.org sitesinden tüm detaylara ulaşabilirler. Her ne yolla bağış yapabilecekleriyle ilgili tüm detaylar sitede mevcut. Hı hı. En doğru, en kolay bilgi sitemizde. Birden fazla bağış yapılabiliyor mu aynı SMS yoluyla diye bir izleyenim sormuş. Tabii ki. Bu SMS'in de tamamen 20 TL'nin tamamı kulübe gidiyor. Tüm operatörlerle anlaşma yapıldı. Herhangi bir ekstra ücret gönderenden veya kulüpten kesilmiyor. Yani siz 20 TL ile mükellefsiniz. Telefonunuzdan 20 TL faturanıza yansıyacak. O kadar. O kadar. Birden fazla bağış yapmalarında da engel yok. Hı hı. Şimdi gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz demiş birçok izleyenimiz de paylaşmış. Şimdi yine merak edenler olursa kampanya ile ilgili ya da aklımıza sorular gelirse ara ara hatırlatalım. Süremizi de böyle biraz daha verimli kullanmak adına. Şimdi bilenler biliyordur elbet bizi izleyen Beşiktaşlılar ama ben bilmiyordum. Sizin üzerinizdeki formalarda özel formalar. Bir hikayesinden tabii. Bahsedelim mi? Formamızın hikayesini. Nostalji forması. Yıl kaçtı? Bu ilk 1900'lü yıllarda kullandığımız forma. Evet, kullandığımız forma. Kulüp de bunu nostalji forması diye. Artı kulübe destek amaçlı tabii ki. Biraz, yani maliyetli bir forma. Rakamını burada telaffuz etmeyelim. Bilen arkadaşlarımız biliyor ama 117. yıla özel olarak tasarlandı. İşte sırt bölümünde 117. yılı anlatan bir ibare vardır. Şurada da belki çok uzak ama yine göstermiş olayım. Burada da bir sayaç var. Bu formadan 1903 adet basıldı ve 1903 adeti temsil eden benimki örneğin 1060 numaralı forma. Bunun devamı yok ve bu da bir bağış kampanyasının aslında içinde bir bölüm ama bizim gibi koleksiyoncular, biz çünkü sezonun her formasını almaya çalışan insanlarız. İşte kendi aramızda şöyle bir şey vardı, en sevdiğimizi ilk çıktığı gün alırız. Sonra diğerlerini ilerleyen yılın sonuna doğru indirimler olur, oralarda alırız ama mutlaka alırız. Şimdi bu da özel bir koleksiyon ürünü. Ya üstünde Beşiktaş arması olan her şey bizim için kıymetli ama bu da dolabımızda yerini alsın doğru, istedik. Farklı bir anısı var. Bugün de projenin de anlamını ifade etmesi için Semra Başkan'la öyle bir karar aldık. Bu formalarla çıkmayı düşündük. Gerçi bulamayabilirler ama. Artık evet biraz azaldığını kısıtlı duyuyoruz. Kısıtlı sayıda üretildiği için 1903 hani, tane. Eminim ki biliyordur Aydınlı Beşiktaşlı arkadaşlarımız ama Aydın'da Kartal Yuvası mağazamızda mevcut. İstenilen tüm Beşiktaş ürünleri mağazamızda kulübün lisanslı mağazasında satılıyor. Hı hı. Biz de formayı zaten oradan aldık arkadaşımızdan. Şimdi biz programı açarken kısa bir sohbet ettik. Pandemi sürecini biraz konuştuk. Evet. Pandemi sürecinde spor severleri konuştuk. hani ilk ne yapacağız diye o süreç boyunca karantina günlerinde konuştuk ya, şunu mu yaparız? İşte kadınlar başka şeyler söylediler, çalışanlar, okula gitmek isteyen çocuklar başka şeyler söylediler. Beşiktaş taraftarı ne yapmak isterdi ya da siz ne yapmak istersiniz? Vallahi maça gitmek isterim. Biz kol kola maça gidebilirim. Evet. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Şu an için evet. Maalesef çok özledik. Yani evet. Maça gitmeyi özledik. Birlikte olmayı özledik.
Yani sizin için maça gidip çünkü birlikte olmak sanki yıllardır görüşülmeyen arkadaş görüşmesini tabii. gerçekleştirmek istemek yani, ki farklı bir şey var. Bizim sloganlarımızdan bir tanesi işte bırakmam seni gibi yenilsen de yensen de diye bir sloganımız var bizim ve yıllardan beri gelen bir şeydir. Bu gerçekten hani Beşiktaş taraftarı takımını galibiyetler için tutmaz. O bir tutkudur ve o tutkunun peşinden her yere koşarız biz. İmkanlarımız, zamanımız ve maddi imkanlarımız yettiği müddetçe tribünde yerini almak bir Beşiktaş taraftarı için çok önemli bir mutluluk. Bizim bu pandemi döneminde en büyük kaybımız bu. Şimdi televizyondan izliyoruz takımımızı. Evet ama inanın çok buruk izliyoruz. Evet. Bizim hayalimiz o tribündeki yerimizi alalım. Aydın'da bu arada bilgi de vereyim. Aydın İstanbul'da biliyorsunuz 600-700 km uzaklıkta. Uçakla, otobüsle ulaşmak ciddi uçakla maddi olarak, otobüse de manevi olarak yorucu bir süreçten geçiyorsunuz. Aydın'da yaklaşık 75 tane Beşiktaş'ın kombine taraftarı var. Yani kombine her maça biletli yeri hazır. Bunu sezon başında satın alıyor. Ve gidip gidemeyeceği belli olmayan bir maç uğruna biletini cebinde hazırda tutuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Toplamda kulübümüzün 30 bine yakın kombine taraftarı olduğunu düşünürsek bunun hatır sayılır bir adetinin Aydın'da yer alması bizim için gurur verici. Evet. Bu da az önce anlattığım aslında duyurabilme ile ilgili. Aydın Beşiktaşlar Derneği bu anlamda görevini yerine getiren bir dernek. Kulübümüzün de derneklerine bakışı çok önemli. Ben diğer takım kulüplerinden biliyorum. Her kulüpte bu şekilde bakış açısı yok. Beşiktaş kulübü derneklerini sanki bir kulübün bulunduğu bölgede şubesi olarak görür. Sayar, onlara sorumluluklar yükler. Biz de şehrimizde bu sorumlulukları yerine getirecek şekilde hareket etmeye çalışırız. Şimdi biz maçlardan bahsederken izleyenlerimizden çok güzel mesajlar görüyor. Arada onlardan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Rıfat Ünsal kol kola gittiğimiz maçları Ağaçlı Yolu özledik demiş. Evet. Rasim Nohutçu da Şairler Parkı'nda Süleyman Başkan'a selam verip Ağaçlı Yol'dan stada gitmeyi özledik diye bir özlem mesajları böyle. Anıların hepsi o tribün anıları. Yol işte Beşiktaş semti çünkü çok güzeldir. Maç içinde güzel bir ambiyans vardır. Aynen. O gün bütün semt o anı yaşar zaten. Yani her köşede, aklınıza takılan her bir köşede o gün maçtan bir anı görürsünüz. İşte arkadaşlarım da benim aynı zamanda buradan arkadaşlarım Aydın'dan hem de tribünde çok emek sarf ettiğimiz arkadaşlarımız. Şimdi bu yayını çok izleyen arkadaşım var. Yurt dışından izleyen arkadaşlarımız dahi var. Hepsine selam gönderelim. Hepsine selamlar olsun. Sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar bugün. Çok mutlu ediyorlar. Şimdi biraz derneğin faaliyetlerinden de bahsedelim istiyorum. Tabii kadın kolları olarak yürütülen çalışmaları da merak ediyoruz. Genel olarak bir dernekten de bahsedelim. Yeni bir şubeniz mi açıldı ya da yeni bir binanız mı açıldı? Biz Eylül ayında derneğimizin yıllardır kullandığı binayı daha elverişli bir binaya taşıdık. Daha büyük, daha kullanışlı. Bunu da açılışını Eylül'ün sanıyorum 19'unda gerçekleştirdik geçen yıl. Ne yazık ki çok da doyamadık. Değil mi? Doğru. Dernek binamıza da çok doyamadık. Orada daha çok zaman geçirmek istiyoruz ama bu pandemi yasakları döneminde biliyorsunuz dernekler toplantılarına da devam edemediler. Şimdiki dernek binamız Cumhuriyet Mahallesi'nde hemen garın arkasında. Zemin katta güzel bir alanımız var şu anda. Zannediyorum ki şu anda. Evet, şu anda da görseller. Evet. Bu açılıştan bazı fotoğraflar var. Güzel bir alanımız var. Üyelerimizi bekliyoruz. Üye olmayan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bizim aramıza katılmaya. Çünkü Aydın Beşiktaşlar Derneği köklü bir kuruluş. Artık köklü olduk. 8 yıldır dolu dolu bir faaliyet dönemimiz var. Biraz isterseniz ben kuruluştan itibaren kısaca derneği anlatayım. Aydın Beşiktaşlar Derneği 11 kurucu üye ile 2013 yılında kuruldu. Şehrimizdeki ilk taraftar oluşumudur. Bu yönüyle de özelliğini, Beşiktaş ilklerin takımıdır. Bu yönüyle de özelliğimizi koruyoruz. Kuruluşundan itibaren üye sayısını sürekli arttırmayı gözeten, çünkü bir taraftar derneği olduğumuz için kapılarımızı birilerine kapatma gibi lüksümüz yok. İstemiyoruz da zaten. Kapımız tüm Beşiktaşlara açık. Şu anda 500 aşkın üyemiz var. Üye portföyümüz çok çeşitli. Yani içerisinde asgari ücretle çalışan işçi kardeşimizden tutun, profesör doktorlara, bankacılara, avukatlara, şirket yöneticilerine kadar çok çok geniş bir havuzda üye çeşitliliğimiz var. Bu da bize çeşitli anlamlara güç katıyor.
Birazdan ona da değineceğim. Çünkü üyelerimizin ürettiği projelerle de biz yol alıyoruz. Bu 7 yıl içerisinde çok önemli işler yapmaya çalıştık. Ben derneğin ikinci dönem başkanıyım. 1,5 yıldır bu görevdeyim yönetim kurulumla birlikte. İşte ilk aklıma gelen önemli proje 2014 senesinde bir BJK Müzesi açtık. Aydın'da Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yaklaşık olarak 10 bin futbol severin ziyaret ettiği, futbol severi tırnak içinde söylüyorum, anı defterimize her takım taraftarından çok güzel notlar yazıldı. Biz orada Beşiktaş'ımızın anılarını paylaştık o dönemde. Sonrasında yakın projelerden geçen yıl Köy Okulları Kanatlarımızın Altında isimli bir proje ürettik. Bence derneğimizin göz bebeği projelerinden birisidir. Köşk ilçemizde iki tane okulumuzun tamamen A'dan Z'ye tadilatını üstlendik. Bunu da bir üstlendik derken biz aslında elçi olduk. Üyelerimize duyurduk. Üyelerimiz irili ufaklı bağışlarla projeyi şekillendirdiler. Biz sadece bağışları ulaştırma konusunda Köşk İlçe Milliyetin Müdürümüz Selim Müdürüm sağ olsun, o da çok aracı oldu. Onların aracılıklarıyla en sonunda da Ekim ayında projeyi taçlandırdık. Bu güzel pırıl pırıl çocuklarla bir orada bir eğitim şenliği yaptık. Yakın dönem projelerimizden biri bu. Geçen yıl yine bu aylarda Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde bir kadın mahkumların kendileriyle yaşamak zorunda kalan çocuklarının zaman geçirdikleri bir oyun alanı var. Geçen yıl bu oyun alanı şu an resimlerde de görülüyor. Çok bitik, harabe bir haldeydi. Yani çocukların artık kullanmak istemedikleri bir haldeydi. Geçen yıl da kadın kollarımızın öncülüğünde burayı tamamen yeniden tefriş ettik. Yine bağışlarla bağışçılara elçilik etmiş olduk. Ve kuruma bizzat kendimiz, kadın kolu üyelerimiz kendileri yerine yerleştirerek teslim ettiler. Bu projeyi de tamamladık. Çok fazla üretim yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yine Semra Başkanım'ı anlatırsa kadın kollarımızın bir projesi daha olmuştu bu kadına şiddetle ilgili. Kadına şiddete hayır diye bir proje gerçekleştirilmişler. Bizi de davet ettiler dernek olarak. Bayanlar olarak katılır mısınız diye. Kadına şiddete hayır denince güzel bir proje ve anlamlı proje. Tabii ki dedik. Ben de dahil olmak üzere futbol oynadım. Bayanlarla birlikte. Ama maalesef ki bu pandemi döneminden dolayı taçlandıramadık, sonlandıramadık. Evet, finali olamadı. Finali olamadı maalesef. Bir de bizim Aydın Kartalları isimli bir spor kulübümüz var. Lisanslı bir futbol kulübü. Bu da bizim aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyemiz olan Kadir Kavruk Başkanlığı'nda Aydın'da çeşitli kategorilerde maçlara çıkıyor çocuklarımız. Yüzü aşkın sporcumuz var şu anda ve Beşiktaş'ın olduğu yerde her zaman rekabet vardır demiştim. Alanlarında her zaman rekabetçi çocuklar çıkıyorlar, turnuvalarda başarılı oluyorlar ve bizi yeni bir kapıya yönlendirdiler. Biz artık şimdi onların önünü alamıyoruz. Çünkü 12 yaş, 11 yaş, 13 yaş gibi gruplarımız vardı. Şimdi yaşları büyüdükçe yeni kategoriye geçiyoruz. Galiba profesyonel takıma doğru ilerleyeceğiz. İlerleyecekler. Birkaç yıl sonra umuyorum Aydın'da. O milli takıma da gönderdiğimiz. Evet. Milli takım seçmelerine çocuklarımız gidiyorlar ve bize güzel. Orada önce Aydın'ımızı, Beşiktaş'ımızı orada temsil ediyorlar. Bizim zaten şöyle bir misyonumuz var. Biz bunu hep söyleriz. Beşiktaş'ın olduğu yerde her zaman Beşiktaş'ı temsil ederiz. Beşiktaş'ı uzak diyarlarda da Aydın'ı, şehrimizi temsil ederiz. İçinde Aydın ve Beşiktaş'ı barındıran önemli bir misyon edindik kendimize. Yani bu spor okullarını biraz açalım merak edenler tabii. için. Ama açmadan önce ben kadın kolları genel olarak nasıl çalışıyor ve böyle üyelerden bahsettik ya. Tabii. Üyelerin içindeki kadın sayısını siz nasıl görüyorsunuz bir kadın olarak? Ve tabii çok rakam olarak çok hatırlamıyorum ama aktif çalışan çok arkadaşımız var. Gerçi kime söylesen Beşiktaşlıysa, bayansa şöyle bir görev verilse hayır hiç duymadım şimdiye kadar. Herkesin eline, yüreğine sağlık, birçok projeye imza atmışızdır. Şu an Kadın Kolları Başkanımız Beyhan İpek muhakkak izliyordur bizi de şu an. O ikinci dönem başkan. Birincisi ilk Perihan Yıldırım'dı. O Perihan Hanım ilk başta kadın kollarını kurmamızda çok yardımcı olmuştur. Emeği çoktur. Evet.
Ama şimdi Beyhan Hanım yürütmekte, devam etmekte. Başkanım, evet. Kışınki bu onkoloji hastası çocuklarımız için bir evet. proje yapmıştı kadın evet. kollarımız. Kadın kollarımızın, evet. O da Beyhan'ın tabii, sayesinde. Beyhan Başkan bu konuda çok titiz davrandı, çok çalıştı. Onkolojide, ADÜ'de onkolojide yatmakta olan çocuklara hemşireler sordu. Yani böyle bir proje istedik. Çocuklar yılbaşında ne ister? Hemşireler gittiler sağ olsunlar neler istediklerini. Oje isteyen çocuklarımız bile vardı. İnanılmaz, o kadar. Çok büyük değil, çok küçücük şeyler yazmışlar. Yani kağıtlar verildi onlara. Ha, neler istersiniz? Kocaman. Evet. Sağ olsunlar biz işte elimizden geldiği kadar artı dediği gibi yine bağışçıların sayesinde onları sevindirdik. Yılbaşına çok tatlı girdiler, çok mutlu biz girdiler. Biz hediyeleri üst grupta topladık çünkü sağ olsunlar yani bundan çok gurur duyuyoruz. Biz bir proje sunduğumuzda galiba bir güven oluşmuş ki durduramıyoruz. Yani diyoruz ki tamam yetti, proje tamamlandı, göndermeyin. Yani soranlar oluyor, diyor ki ben göndereceğim. Hediye büyütün sonra diyorlar. Evet. Bazı çocuklarımız o projede 14 çocuğumuza galiba değil evet. mi hediye vermişti. Evet. Önce denildi ki tablet isteyen tablet alalım, bisiklet isteyen bisiklet alalım. Ama çok sağ olsunlar bağışçılarımız. Proje gelirleri o kadar büyük toplandı ki Ayşegül Hanım, biz bütün çocuklarımıza isteyen tablet, isteyen bisiklet, ayrı yanında kıyafetleri, işte Beşiktaş'ta ürünleri, başka kıyafetleri. Yani çok güzel bir şekilde taçlandı proje, çok güzel bitti. Yine, kızlara süslü şeyler. O gün sağ olsunlar ADÜ onkoloji birimindeki hemşirelerimiz ve doktorlarımız da bize yardımcı oldular. Oralar süslendi. Mini bir yılbaşı eğlencesi tertip edildi onlara. Çok mutlu olduklarını düşünüyoruz. Çünkü gözlerine yansımıştı. Evet. Bizim için yine güzel, başarılı bir proje evet. olarak yerini aldı. Evet. Burkularak içiniz girdi. İçimiz yani. Evet. Ama onların gözündeki aydınlığı görünce çok sevinerek çıktık. İnşallah onlar da sağlıklarına çabuk kavuşurlar. Güzel kampanyaları ve projeleri yürütmenin bir de o tarafı var değil evet. mi? Evet. Manevi doygunluğu evet. oradan çıktıktan sonra ya da o işi başardıktan sonra insana verdiği haz zaten herhalde anlatılmaz diye düşünüyorum. Çünkü gözlerinizden okunuyor çünkü tabii, sizi anlatırken. Tabii. O gerçekten evet. iki duyguyu, keskin duyguyu bir arada yaşadık o gün. Ama sonunda başarmanın verdiği mutluluk çok paha biçilemez. Bir de yakın zamanda biliyorsunuz bu salgın döneminde çok fazla işte ilk başta çok bilgi kirliliği vardı. Siz evet, evet, birebir evet. bu ben yayınlarınızdan da takip ediyorum. Çok fazla konuk ağırladınız. İnsanları aydınlatmak için gerek yerelle gerek ulusalda çaba sarf edildi. Biz de o dönem Nisan ayının başlarında yönetim kurulu arkadaşlarımızla dijital platformda toplantı yaptık. Ve dedik ki yani biz de bir şeyler yapmalıyız. Çünkü biraz eli kolu uzun bir oluşumuz. Olumlu anlamda kullanalım bunu dedik. Ve sağ olsunlar alanında uzman 4 tane hekimimizle Instagram üzerinden canlı sohbetler yaptık. Ve üyelerimize bilgilendirme yaptık. Kardiyoloji alanında Hasan hocamız, Hasan Güngör. Aile hekimi olarak Ali hocamız, Demir. Ali Demir hocamız. Kulak, burun, boğaz alanında Ozan Barutçu hocamız. Evet. Ve en son dedik ki bir de bunun hayata psikolojik etkileri de var. Yani biz bu alanda da insanlarımızı, üyelerimizi aydınlatalım. Son olarak da klinik psikolog uzmanı Sayın Süleyman Çokay hocamız da. Bunların hepsi bizim aynı zamanda üyelerimiz. Yani dedim ya çok çeşitli platformlardan üyelerimiz var. Onun çok büyük avantajları. Çok çok evet. inanılmaz. Yani bu görüşme 10 dakika sürdü. Hocam sizinle bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki ne zaman hemen saat söyleyin. Yaptık, üyelere bilgilendirme yaptık. Hatır sayılır derecede de ilgi gördü. Yine hani o eve kapalı dönemde de boş durmadık. Aa, çok o anı da değerlendirdik. Onu da bilgilendirme olarak. Sizin bu arada merakınız, Beşiktaş sevginiz ve futbola merakınız nereden geliyor? Ben çok merak ediyorum. Vallahi çocukluğumdan geliyor sanırım. Benim babam maalesef çok üzülerek Galatasaraylı. Ailem Galatasaraylı. Ama ailede tek ben Beşiktaşlıyım. O da sanırım aykırılığımdan kaynaklanıyor. Ben aykırı bir çocukluk yaşadım. Sokakta Beşiktaşlı olmadığı için Beşiktaş'ı tutan bir taraftarım ben. Ha. Sessiz yığınların sesi olmuşsun başkanım. Evet. Ve maçları da hiç kaçırmayan bir kadın taraftarmış duyduğuma göre. Yani gücüm yettikçe diyelim gitmeye zamanım da el verdikçe gitmeye çalışıyorum. Evet, Taşkın Başkanım'la da çok
maçlara gitmişizdir, yurt dışı, yurt içi. Kesinlikle. Yani o bizim çok arkadaşlarımız, anılarımız var. Hani Semra Başkan'ın yeri bu anlamda şöyle ayrı. Ya, ülkemizde özellikle biliyorsunuz ki futbol daha çok erkeklerin takip ettiği bir spor olarak biliniyor. Evet. Halen de en büyük taraftar kitlesi erkeklerdir. Ve inanın biz gerek Avrupa'da gerekse Türkiye içerisinde deplasmanlardan tutun İstanbul'daki tüm maçlara gitmeye çalışıyoruz. Ben Semra Hanım kadar yani tam anlamıyla hakim olan, konuya hakim olan, yani maça giden çok kadın taraftar olabilir. Ama Semra Hanım konunun her yerine hakim. İşte biz hepimiz aynı dönemde Beşiktaş Üniversite Kulübü'nün kongre üyesi olduk. 7 yıldır bu kulübün kongre üyesiyiz. Kayıtlı kulübün seçmeniyiz. Yönetimine aday olabilecek olan insanlarız bir nevi. İşte dernek kuralım, Semra Hanım kurucu üyeler arasında var. İşte proje yapacağız, sağ olsun. Hiçbir zaman projelerin dışında kalmaz. Bu anlamıyla ben hep söylüyorum kendisine, abartılacak bir durum değil. Gerçekten Türkiye'de kadın taraftar profilinde bence ilk sıralarda yer alıyor. Çünkü bunu bizzat yaşayarak, görerek söylüyoruz. İstanbul'daki tribünden tanıdığımız arkadaşlarımız da bunu kabul ederler. Hmm. Yani Aydın'la Semra deyin. Herkes tanıyor yani. Hani ben iddia ediyorum. Aydın da tanıyanından daha çoku Türkiye'de var. Ya bu konuda iddialıyım. Evet. Şimdi o zaman şu pandemi şöyle bir sağ salim atlasak da evet, statlara kavuşsak. Evet. Semra Hanım'ın görüntülerini çok merak ettim. Sosyal medyada çok fazla paylaşımda bulunamam ama arkadaşlarım sayesinde işte başkanlar onlar paylaşırsa ben de paylaşırım. Ben anı yaşamayı seviyorum. Fotoğraf karelemek önemli değil. O anı yaşamak önemli bence. Ben onu tribüne gittiğim zaman ay şu şuradan bir kare fotoğraf çekeyim, buradan bir kare fotoğraf. Hiç yoktur belki, çok az vardır ya da. Bizim tabii bu koşturmacanın bir de nasıl ki biz şu an burada yayındayız, teknik ekip arka planda çok önemli işler yürütüyor. Bizim de bir nevi teknik ekibimiz var. Bu yönetim içinde veya dışında birçok işimizi organize eden dernekte arkadaşlarımız var. İşte bu buradan diyoruz ya, 75 tane kombine sahibimiz var. Otobüslerle maçlara gidiyoruz. İşte bu işleri organize eden bizim dernek genel sekreterimiz Ahmet Raşit Bilgen. O da alanında çok çalışkan bir arkadaşımız. Kendi işlerimizden artan tüm zamanı biz ailemizden ve işimizden artan tüm zamanı Beşiktaş'a ayırıyoruz diyebiliriz. Ya bu işleri bu şekilde dönüyor. Biraz fedakarlık isteyen işler. Hani maddi fedakarlıkları çok yapıyoruz ama projeye tekrar dönersek, bırakmam seni böyle bir slogandan öteye taşıyalım. Hani Aydın'dan ne kadar çok bağış toplayabilirsek, bizi Ege'den de izleyen çok arkadaşımız var şu anda biliyorum TV platformunda. Ne kadar çok yere ulaşabilirsek. Çünkü bu kampanyalar şöyle önemli. Siz istediğiniz zaman ya ben kulübün, nerede bu kulübün şeyi, IBAN numarası verin bakayım, ben bu kulübe bağış yapacağım. Ya öyle olmuyor yani. Bu tip zamanlarda bir nevi ortak hareketle olduğu zaman daha güzel. Bunu ihmal etmemelerini istiyorum Beşiktaşlılardan. Lütfen bırakmam seniye kulak verelim. Beşiktaş'ımızı yarı yolda bırakmayalım. Şimdi ben spor okullarını hala çok merak ediyorum. Farklı kategorilerde zannediyorum çocuklar orada, hatta milliliğe giden yolda önemli başarılar imza atıyorlar. Bu arada İncirliova'daki spor tesisi bundan ayrı bir... Yok tabii, o da bizim şöyle, orası önce onu alıp sonra hemen spor okullarına bağlayayım. İncirliova'daki spor tesisimiz bizim İncirliova Belediyesi'nden uzun dönemli dernek adına kiraladığımız bir yer. Mülk belediyeye ait. Derneğimize uzun dönemli 10 yıllık bir kiralama anlaşmamız var. Daha sonrasında da dernek yapma işletme haklarını bir özel firmaya devrediyor. Firma da burayı yaptı. Çok da güzel bir tesis hayata geçirdi. Ve biz geçen sene 2019 Mart ayında dönemin İncirliova Belediye Başkanı ve kaymakamının katılımlarıyla tesisi açtık, faaliyete geçirdik. Tesis çok da güzel bir tesis ama ne yazık ki yapan firma maddi yetersizlikler yüzünden işletmeciliği yapamadı. Şu an halen burası bir işletmeciye açık, işletmeci bekliyor. Burada amacımız, bu tesisi yapmaktaki amaç, bizim futbol okullarımızın öğrencileri en rahat ortamda spor faaliyetlerini yürütebilsinler amacıyla gerçekleşmişti. Ama şu anda bu tesis yeterince hizmet edemediği için hocalarımızın önderliğinde, başkanımızın önderliğinde çocuklarımız çeşitli Aydın'daki halı sahalarda idmanlarını yapıyorlar. Ve
amatörlüklerin oynandığı sahalarda da zamanları geldiğinde maçlarını gerçekleştiriyorlar. Spor okullarımızda normal zamanda, sağlıklı günlerde hem futbolcu kaydı alıp onları yetiştiriyoruz bir kurs ücreti karşılığında, hem de yaş kategorilerine göre onları müsabakalara hazırlıyoruz. Şu anda geçen sene U12, U13, U14 kategorilerinde rekabetçi takımlarımız vardı. Bu yıl tabii maçlar şu an oynanmıyor. O kategorinin maçları tamamen kaldırılmış durumda, beklemede. Maçlar harekete geçtikçe, sezonlar açıldıkça, kategorileri, gençlerimiz büyüdükçe biz yola devam etmek istiyoruz. Şu anda bizim yetiştirdiğimiz futbolcular Aydın'daki diğer liglere, yani bizim çünkü bazı yaş kategorilerimiz artık bittiği için uygun kategorilerdeki Aydın'daki takımlarda boy gösteriyorlar. İstanbul'daki kulübümüzün seçmeleri olur zaman zaman. Bize bu kış ve yaz kampları oluyor. Beşiktaş İmmestik Kulübü'nün organize ettiği kamplar. Biz buradan hocalarımızın önerdiği çocuklarımızı oraya gönderiyoruz. Ve bu çocuklarımızdan yine 3 tanesi geçen sene son aşamaya kadar geldi. Yine bu pandemiden dolayı nihayete eremedi seçmeler. Umuyorum oradan da biz Beşiktaş'a da sporcu kazandıracağız. Onu da büyük bir ümitle bekliyoruz. Zaten çocukların da zannediyorum ki hayallerini süslüyordur. Yani o kulübün bizim için şöyle bir avantajı var Ayşegül Hanım. Çoğunlukla Beşiktaşlı çocuklar kaydoluyor. Ama başka takım taraftarı olarak da kaydolsalar birkaç gün sonra Beşiktaş'ta oluyorlar. Yani bu anlamda bir avantajımız var. Bizim oradaki yavru kartallar çok hızlı organize oluyorlar ve arkadaşlarını takımımıza transfer ediyorlar bir nevi. Taraftarımız olarak alıyorlar. Bu anlamıyla da hizmet veriyor. Türk Spor'a da Aydın'da bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, süper. Şimdi de bu arada biz projelerden bahsederken Bayram Özen, Altı Nokta Köyler Derneği'ndeki arkadaşlarımıza da Beyaz Baston desteğinde bulundular. Teşekkürler ve selamlar demiş size. Üzerimde kalmasın. Geçen yılı yapılan bir projeydi. Sağ olsun Bayram Başkanımla ve dernekleriyle ortak projeler üretiyoruz. Yine tek üzerine basayım. Bağışlarımızın bağışlarıyla toplanan gelirlerle 86 adet Beyaz Baston ulaştırdık kendilerine ve birinci elden teslim ettik. Biliyoruz ki onlar da en hak eden, en ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdılar. Şimdi evet, zannediyorum yavaş yavaş da noktalamanın da vakti geldi. Bu arada birçok mesaj var, bir taraftan bakmaya çalışıyorum ama hepsine yetişemiyorum. Lütfen gönül koymasınlar görmediklerimiz. Hepsine sevgiler ve selamlar gönderelim. Noktalarken de isterseniz programın asıl amacı kampanya mesajıyla bitirelim. Buyurun başkanım, önce siz söyleyin, sonra ben kapanış yapayım. Bırakmam seni Aydın, bırakmam seni Türkiye diyelim. Ben de diyorum ki Beşiktaş'ımızı hiçbir zaman taraftar olarak nasıl ki yağmurlu havada, karlı havada bırakmadıysak, bugün de bu kara günde bırakmayalım, beyaz günlere doğru yol alalım, bırakmam seni diyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. O dinlediğim projelerden anladığım kadarıyla Aydın'da hızla yürüyecek bir projeye benziyor şimdiden. Evet. Yolda, gittiğiniz yolda başarılar ve kolaylıklar diliyorum desteğiniz size. Desteğiniz için tekrar teşekkür ederim tüm Denge Yayın Grubu ailesine. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili izleyenler, sonra da Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Cerit bizlerle birlikteydi. Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Bayraktaroğlu'nu ağırladık. Bırakmam Seni kampanyasını konuştuk, derneğin faaliyetlerini konuştuk. Sizlerden gelen soruları vaktimiz yettiğince cevaplamaya çalıştık. Tekrar cevaplayamadıklarımız için de bir kez daha özür diliyorum. Hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. İyi akşamlar.